İkinci üç ayda vücut gerçekten bir değişim içine giriyor. Özellikle omurga şekil itibariyle, kalça şekil itibariyle ciddi anlamda değişmeye başlıyor. Ve vücut relaksin dediğimiz bir hormon salgılamaya başlıyor. Bu hormonla birlikte kişi çok daha esnek bir hal alıyor. Dolayısıyla ilk başta yaptığı egzersizleri aynı şekilde yapması onun vücudunda çok daha etkili. Bu durumda biraz daha kontrollü olmaya başlaması gerektiği bir nokta. Çünkü vücut daha kontrolsüz bir hal alıyorken kişi de aynı şekilde devam ederse bu onun için çok faydalı olmayacaktır. Dolayısıyla artık biraz daha bedenini fazla kontrol etmeye başladı. Çok ekstra esnemelerden kaçındığı, çok ağır çalışmalardan kaçındığı bir dönem olması gerekiyor. Ve biz bu süreç içinde aslında çok fazla, hatta hiç diyebiliriz, mekik hareketi de önermiyoruz. Herhangi bir fıtık problemi, kasık fıtığı, karın fıtığı gibi bir problem yaşanmaması adına mekik çekmelerini hiçbir şekilde önermiyoruz. Yani bir şekilde karın büyümeye, genişlemeye, kalça büyümeye, genişlemeye başlayacak. Ve bu sırada üstten o kadar fazla baskı uygulamalarını hiçbir şekilde önermiyoruz. Yani kesinlikle yaptırmadığımız hareketlerden biri. Onun haricinde yine omurgaya masaj hissi veren hareketler, hamileyi rahatlatacak hareketler, esneme hareketleri, aşırıya kaçmamak suretiyle esneme hareketleri hamileye çok çok iyi gelecek egzersizler olacaktır her zaman. Çok stresli bir dönem, çok yeni ve vücut için çok çok farklı bir dönem. Bir yandan da nabzın çok çok fazla yükseldiği bir dönem. Dolayısıyla her zaman nabız ölçerek, her zaman yerinde, kararında, zamanında ve kendini dinleyerek egzersiz yapması gerekiyor hamilenin bu süreç içinde.